ülkemiz açısından son derece önemli bir konu kayıt dışı sorunu. Yani ekonomide şu anda yaşadığımız sorunların aslında temelinde kayıt dışı ekonomi sorununun bugüne kadar çözülememesi gerçeği yatıyor. Yani bu kadar önemli bir konu kayıt dışı sorunu. Ama maalesef üzülerek ifade etmem gerekir ki kayıt dışı sorununun çözümü anlamında bugüne kadar atılması gereken ciddi adımların atıldığını söyleyemiyoruz. Bu üzücü bir şey. Bakın ben size bu konuda bir rakam vermek istiyorum. 2023 yılında toplam istihdam rakamları ile %32.9'luk bir kayıt dışı istihdam rakamından bahsediliyor. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar da bunu destekliyor. Bunun anlamı 10,5 milyon kişinin şu anda kayıt dışı çalıştığı gerçeğidir. Kayıt dışı çalışan bu kişilerin kayıt altına alınması durumunda bu kayıt dışılıktan yaklaşık 45 milyar TL prim geliri elde edilebilir. Bunun da anlamı şu, 2022 yılında sosyal güvenlik açıklarının 39.7 milyar TL'nin üzerinde olduğu düşünülürse, bu konunun, bu sorunun çözümünün ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkar. Bakın bu sorunu çözdüğünüzde sosyal güvenlik açıklarını tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bu kadar önemli bir konu. Dolayısıyla bu sorunun çözümü anlamında kilit kurumlar Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Bu kurumların ciddi bir şekilde bu sorunu ele alarak masaya yatırmaları, kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektifle çözüm önerilerini hayata geçirmeleri son derece önemli bir konudur. Bu sadece kayıt dışı sorunu değil, yani ekonomik anlamdaki sorunlarımızın çözülmesi sadece yasal ve idari düzenlemelerle üstesinden geleceğimiz sorunlar değil. Burada özellikle bu kayıt dışı sorununun çözümü anlamında bizde bir söz var biliyorsunuz, ağaç yaş iken eğilir. Özellikle ilk öğretimden başlamak üzere orta öğretimde, lisede, üniversitelerimizde kayıt dışı sorununun çözülebilmesi için bir bilincin oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e önemli görevler düşüyor. Yani müfredat programları hazırlanırken özellikle genç neslimizin, çocuklarımızın kayıt dışının önemini kavrayacak şekilde beyinlerine bu konunun işlenmesi gerekiyor. Yani sonuçta bunun bu kadar önemli bir konu olduğu, işte bir alışveriş yaptığı zaman mutlaka fiş alması gerektiği. Yani bu kayıt dışılıkla bir mücadele örneğidir. İşte bir yere gittiniz, bir fatura mutlaka almanız gerektiği, bunun bu kadar önemli olduğunu. İşte sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanıyor. Bu harcamaların karşılanabilmesi için işte primlerin mutlaka düzenli ödenmesi gerektiği gibi, yani bu alanların mutlaka eğitim müfredatlarına ciddi bir şekilde koyulması ve bu bilincin oluşturulması son derece önemlidir diye düşünüyorum. Ciddi bir kayıt dışıyla mücadele eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bugüne kadar çok sayıda kayıt dışıyla mücadele eylem planları yapılmış. Son olarak da 2022 yılı sonlarında 2023-25 kayıt dışıyla mücadele eylem planı hazırlanmış. Fakat bu eylem planları hazırlanmış, eylem planlarında somut eylemler yer almış. Fakat bu süreler bittiği zaman bu eylemler gerçekleştirilmiş mi diye baktığımızda maalesef bu eylemlerin çok önemli bir kısmının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemediği gerçeğiyle karşı karşıya kalmışız. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektif düşünülerek rant gelirlerinin vergilendirilmesi, dijital ortamda yapılan ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması, sektörler itibariyle ayrıntılı çalışma yapılarak her sektördeki kayıt dışılığı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı eylem planlarının ortaya konulacağı yeni bir stratejik eylem planı hazırlanmalıdır diye düşünüyorum. Yani mevcudu tekrar revize etmeliyiz. Daha kapsamlı,
yol haritamızı somut eylemlerle netleştireceğimiz yeni bir eylem planıyla işe başlamalıyız diye düşünüyorum. Kayıt dışı konusunda biraz kafa yormuş bir kişi olarak, burada kitabım da var benim, kayıt dışı ekonomi konusunda. Bu kitabın bir başlığı da kayıt dışı ile mücadelede öneriler başlığını içeriyor. Burada tabii zamanımızın darlığı nedeniyle ben bunları tek tek açıklamayacağım. Ancak bu önerileri birer cümleyle izah etmeye çalışacağım. Programımızın bize ayrılmış süresini dikkate alarak. Birincisi, teknolojik altyapıları hızlandırmamız gerekiyor. Yani kurumlar arası iletişim ve işbirliğine önem vermemiz gerekiyor. Bakın, her kurum şu anda bir takım bilgileri muhafaza ediyor. Mesela Bayındırlık Bakanlığı İSKAN raporları ile ilgili bilgileri muhafaza ediyor. Tarım Bakanlığı çiftçi kayıt sisteminde hangi çiftçinin ne kadar arazisi var bunları kayıt altına alıyor. İşte Gelir Dairesi Başkanlığı kendi bünyesinde kayıt dışıyla mücadeleye uygun olacak argümanları içerecek bir takım kayıtları, verileri kendi bünyesinde muhafaza ediyor. Şimdi kurumlar, birimler ayrı ayrı bu verileri alıyor. Fakat bu verilerin kayıt dışıyla mücadeleye esas olacak şekilde tekleştirilmesi son derece önemli. Ve bu tekleştirilen bütün verilerin kayıt dışıyla mücadelede stratejik önemi olan Gelir Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ile paylaşılması gerekiyor. Yani mesela tarımda kayıt dışılık çok fazla. Elimizde veriler var. Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazi kime ait, ne kadar arazi, her şey belli. Fakat biz buradan yararlanmıyoruz. O zaman bütün bakanlıklarda elde edilen bu verilerin tekleştirilerek kayıt dışıyla mücadele edecek kurumlara belli bir program dahilinde verilmesi gerekiyor. Bir diğer başlık, yeşil kartlılar sorunu. Türkiye'de şu anda 9 milyon Melis Hanım yeşil kartlı var. 9 milyon yeşil kartlı ne demek? Çok büyük bir rakam. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok daha yaygın bu yeşil kartlı sorunu. Şimdi bakıyorsunuz 40 dönüm, 50 dönüm arazisi var vatandaşın. Ama üzerine gözükmediği için yeşil kartlı, yeşil karttan yararlanıyor. Niye? Çünkü mirasla ilgili miras hukukunun gerekleri yerine getirilememiş. Yani veraset ilamı alınamadığı için o gayrimenkullerin o ekip, biçip, diken, işte o ürünü alan, satan kişiler adına gözükmediği için siz bunu kayıt altına alamıyorsunuz. Yani kayıt işinde gözükmediği için de vergilendiremiyorsunuz. Dolayısıyla bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığım döneminde bir öneri getirmiştim. Bu son derece önemli bir konu. Yani 3 aylık bir süre verelim. Herkes bu 3 aylık sürede veraset ilamı talebinde bulunarak kendilerine ait olan gayrimenkullerin kime aitse onu ortaya çıkaralım diye bir öneri getirmiştim. Ve bir 3 aylık sürede bu %80-90 yapılacaktır. Yapılmayanlarla ilgili idari para cezası uygulayarak bir 3 ay daha vermek suretiyle önce Türkiye'deki gayrimenkul envanterini ortaya çıkaralım. Kimin üzerine ne kadar gayrimenkul var bunları tespit edelim. Bakın o zaman göreceksiniz ki 40 dönüm, 50 dönüm arazi ekip biçen birçok kişinin yeşil kartlı olduğuna şahit olacaksınız. Dolayısıyla bu yeşil kart sorununu bu şekilde çözebiliriz diye düşünüyorum. Soybiz sistemi diye bir sistem var. Bu sistemde 22 ayrı tarama yapılıyor. Burada gayrimenkul taraması da var. Fakat gayrimenkul taraması mevcut kayıtlı sisteme göre bir tarama yapılıyor. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi 40 dönüm 50 dönüm arazisi var kişilerin ama o üzerinde değil. İşte dedesinin üzerinde, üst soyların üzerinde olduğu için onun bir kere gerçek hale getirilmesi lazım. Vergi denetimi ile ilgili yaşanan sorunlar. Türkiye'de 7000 tane vergi müfettişi var. Daha önceden merkez denetim elemanları vardı. 1000 civarında.
5000 civarında vergi denetmeni dediğimiz arkadaşlar vardı. Bunlar hepsi birleştirildi. Vergi müfettişi unvanını aldı. Şimdi bu 7000 kişi verimli bir şekilde çalışıyor mu? Yapması gereken etkin verimli incelemeleri yapıyor mu? Maalesef burada sıkıntılar var. Yani bu denetim gücünü biz etkin ve verimli kullanacak önlemleri almamız gerekiyor. Ben burada Bursa'da işte bakıyorum, 500 tane arkadaşımız var. Acaba bunlar, bazen raporlar geliyor ama gelen raporlara baktığım zaman bu arkadaşlarımızın etkin ve verimli çalıştığını söyleyemiyorum. Bir diğer konu, 3568 sayılı yasaya göre hizmet veren yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirler var. Bunların sayısı 120 bin civarında. Bunlardan da vergi denetiminde kayıt dışıyla mücadele konusunda yeterince yararlanılmıyor. Bunlar sonuçta yetişmiş, nitelikli insanlar. Yani bu insanlardan da kayıt dışıyla mücadele konusunda yararlanılmalıdır. Kayıt dışıyla mücadelenin bir ayağı da bu 120 bin kişi olmalıdır diye düşünüyorum. Kayıt dışı konusunda yeterli bilincin oluşturulması, biraz önce ifade ettik. Vergi yasalarının revizyonu ve mevzuatın mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Açık, anlaşılır, net, günün koşullarına uygun bir mevzuatın ortaya koyulması gerekiyor. Tabii bu önerileri çok daha fazla artırabiliriz. Ama ben vaktimizin sınırlı olmasını dikkate alarak bu kadarlık açıklamalarla iktifa edeceğim. Ama arzu eden yöneticilere, uygulayıcılara, üniversitede araştırma yapan kişilere bu kayıt dışı ekonomiyle ilgili kitabımı alıp burada bu konuya değinirlerse faydalanabilirler bu kitabımdan. Yani gerçekten bu konuya kafa yordum. Yani Türkiye'de kayıt dışı sorununu nasıl çözebiliriz? Güzel bir çalışma ortaya koymaya çalıştım. Dolayısıyla uygulayıcılar bu kitabımdan faydalanabilirler. Türkiye için, yani Türkiye'nin daha iyi bir ülke olması için küçük bir katkım. İnşallah faydalı olur. Bu kitabımız, ben Çalışma Bakanlığı müsteşarlıkken Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından basılmıştı. Yani internetten, Google'dan Fatih Acar kayıt dışı ekonomi diye yazarlarsa muhtemelen bazı kitap evlerinde vardır diye düşünüyorum. Oradan temin edebilirler. Türkiye büyük bir ülke, önemli bir ülke, yetişmiş insan kaynağı olan bir ülke. Büyük bir potansiyelimiz var, büyük bir zenginliğimiz var. Eğer bu zenginliği doğru kullanabilirsek, iyi, nitelikli, kaliteli, dürüst, işin ehli insanlarla çalışabilirsek, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere bütün sıkıntıların üstesinden gelmemiz mümkün diye düşünüyorum. İnşallah yani bu ülkede herkesin tabii taşın altına elini koyması gerekiyor. Yani sonuçta birikimli insanların da bu sorunların çözümünde ben ne yapabilirim düşüncesiyle hareket etmesi gerekiyor. İşte gazetede yazı yazabilir, siyasete girebilir, efendim başka çalışmalar yapabilir, kitap yazabilir. Yani yapabileceklerini bu ülkenin geleceği için bütün vatandaşlarımızın yapmasının önemli olduğunu ifade edebilirim.